Son dakika haberi 24 saat. Güncel haberleri 13 Ocak 2018 23:49 son güncelleme 2 saat önce edinilen bilgilere göre Ankara'dan kalkan ve Trabzon Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan Pegasus firmasına ait yolcu uçağı pistten çıktı. Apron, uçak iniş kalkışına tamamen kapatıldı. Uçağın pistten çıktığı noktaya çok sayıda polis ve itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Uçağın, deniz kenarındaki mazgala düştüğü belirtildi. Yolcu panik anlarını anlattı. Ankara'dan Trabzon'a dönüşte Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus Hava Yolları'na ait uçakta yolcu olarak bulunan AK Parti Trabzon İl Yönetim Kurulu üyesi Enes Aslan yaşadıkları panik anlarını anlattı. Aslan, uçağın inişe geçtiği sırada yalpalamaya başladığını belirterek, uçak hafif yalpalayarak indi, iniş sırasında bir gürültü koptu, ben deniz tarafına bakan 16 Anoğlu koltukta oturuyordum, yolcular bağırmaya başladı. Uçak önce döner gibi oldu sonra yamaçtan kaymaya başladı. Ben acil çıkış kapısına yakındım, kapıyı zorlanarak açtım, 10 metre daha gitseydik uçak denize düşecekti, Allah korudu, çıktığımızda ortalık çamurdu, sonra oradan çıkarak yukarıya doğru yolcular çıkmaya başladı, dedi. Trabzon Valisi, kriz masası oluşturuldu. Trabzon Valisi Yücel Yavuz pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili konuşan Vali Yavuz, yolcu uçağı indikten sonra manevra sırasında pistten çıkma olayı meydana geliyor, yolcularımız salimen uçaktan çıkartılıyor. Çok şükür bir sorun olmaksızın yaralımız veya başka bir olumsuz durumumuz yok. Yolcularımızda bir korku hali mevcut. Havalimanı şu an teknik olarak hava trafiğine kapalı. En kısa zamanda da hava ulaşımını açacağız. Şu anda teknik olarak alınması gereken önlemler alındı. Pistte uçuşa sıkıntı olacak bir durum kalmadı. En kısa zamanda hava trafiğini açacağız. Bu kazanın neden kaynaklandığı araştırılıyor. Krizi masası oluşturuldu, dedi. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Kora da yaptığı açıklamada, Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren özel bir havayolu şirketine ait uçak Trabzon Havalimanı'nda inişini gerçekleştirdikten sonra pistten çıktı. Yolcular tahliye oldu. Çok şükür can kaybı yok. Tahliye edilen 162 yolcuya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, dedi. Öte yandan, Pegasus Hava Yolları'nın Trabzon Havalimanı'na inen uçağı pistten çıktı. Ankara'dan kalkan TCCFF kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçağın saat 23:25'te piste teker koymasının ardından ön dikmesi kırıldığı ve pist dışına çıkarak toprak zemine saplandığı ve kırıma uğradığı belirtiliyor. Pistten çıkan uçak nedeniyle havalimanı uçak iniş kalkışına sabah saat 8'e kadar kapatıldığı bildirildi. Diden Sefer İPTALLRİ yaşanan olay sonrası konuya ilişkin Türk Hava Yolları'ndan yapılan duyuruda kaza nedeniyle gerçekleştirilmesi planlanan TK-2831 sefer sayılı Trabzon-İstanbul, TK-2836-39 sefer sayılı İstanbul-Trabzon-İstanbul ve TK-7438-39 sefer sayılı Sabiha Gökçen-Trabzon seferlerinin iptal edildiği bildirildi. İHA uçakta panik anları, yolcu bir anda kanada çıktı, yolcu uçağında çifte şok, ne yapacaklarını şaşırdılar.